Şimdi dedi ya Cumhurbaşkanı işte göndereceğiz işte 1 milyon bilmem ne. Tamam o zaman muhalefet CHP, MHP, Ümit Hoca başkası kimse atlar gidersin abi şeye İdlib'e. Gidebilirsin tabii. Öyle kolay değil. Var. Aa tabii öyle şey mi? Kim gidebilir oraya? Ya da atıyorum Cerablus'a. Yani ben demin dedim ya hani ben Cerablus olarak şimdi şeye gitmek istesem, Cerablus'a gitmek istesem izin almam lazım. Hüsnü doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Git bakalım Cerablus'a. Deneyin diyorsun. Ya, Cerablus'a git bakayım abi. Git. Bir bak bakayım Cerablus'ta kim yönetiyor Cerablus'u? Hastanelerde bile, PTT'de bile girerken Erdoğan'ın fotoğrafı var. Cerablus Suriye'nin bir parçası. İster kabul et, ister etme. Yani Erdoğan'ın hastanede, Suriye Cerablus hastanesinde Erdoğan... Avrupa Birliği haritalarında da Kuzey Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin haritalarında Kıbrıs olarak görünüyor sadece. KPTC olarak görünmüyor. Dedim ya, küçük küçük detaylara girersen bu işin içinden çıkılmaz. Ana kavramı görmek zorundasınız. Ana kavramı gördükten sonra ha bu kadar insan içinde kötü insan yok mu? Peki Türkiye'de yok mu? Mutlaka. Türkiye'de yok mu? Biz bugün neyi kavga ediyoruz? Yani demin söyledik. Erdoğan hepimize vatan haydi demiyor mu? Dünyada da göçmen meselesi biraz ekonomik şeyden kaynaklanıyor. Çünkü göçmenler geldikleri zaman ucuz iş gücü olarak önce kabul ediliyor. Bakan söyledi biliyor musun? Avrupa'da da böyle. Avrupa'da ırkçılık hareketleri genellikle o işsizlikle başladı. Ya ben kendi memleketimde işsizim. Gelmiş adam ta Türkiye'den, Kuzey Afrika'dan çalışıyor. Ben işsizim. Hayır, Avrupa'da özellikle bir şey... iki Almanya'nın ama birleşmesinden sonra. Avrupa'da bir şey daha gelişti. Biraz sonra gelişti ama. O da biliyorsun farklı kültürler. Evet. Yani uyum sağlamıyor. Yani örneğin Almanya'da, ben çok gittim Almanya'da. Almanya'da bir Türk ailenin, ezici çoğunluğu söylüyorum yani hepsi için geçerli değil. Bazıları çok iyi uyum sağladı. Milletvekili oldu, bilen bakan oldu işte Cem Özdemir gibi. Ya dolayısıyla uyum sağlamadığı üçüncü için... Üçüncü kuşakta ancak. Yani hem kültürden uyum sağlamıyor hem de dinden. Yani iki boyutlu uyum sağlama sorunları var. Şimdi seni almak yerine ya da seninle yaşayacağı sorunları bertaraf etmek için Polonyalı'yı alıyor. Evet, ya da Romanyalı. Yozgatlı amcayla röportaj yapmıştım. Almanya'da yaşıyor. Daha doğrusu yol boyunda röportajlar yapmıştık. Yugoslavya'da Niş'te böyle mola verilen tam yerde. Tam sınırda. 30 yıldır Almanya'dayım dedi. Bu söylediğim 80'li yıllar. 30 yıldır Almanya'dayım dedi. Allah'ıma bin şükür hiç değişmedim dedi. Yani reddettim dedi. Kendi kültürümü orada yaşadım dedi. Yani tabii. Peynirimi, yağımı Türkiye'den götürdüm, i̇şte evet. Hayatımı gelip evet yani yaşadım. Eskiden hani Almancılar gelir diye yoğun bir şekilde. Bununla övünüyordu. Ama şimdi bir bakıyorsun müzisyenler var. Bir Nazan diye bir var abi, çok televizyonda var yani. Sunucu vardı. Aynen. O zaman Schröder şey demişti. Ya Almanlardan daha Almanca konuşuyor televizyonda evet. Sunucu olduğu için. Evet. İşte Alman milli takımında Türk, ya ben işte Suriye'den gelmişim. Suriye'den gelmişim. Türkçe senden daha iyi konuşuyorum. Ya yani, bu gayet normal. Evet. Bir daha söylüyorum. Bu şey değildir. Genelleştirdiğin zaman sevimsizdir. Genelleştirdiğin zaman sevimsizdir. Bir daha söylüyorum. Konumuz Suriyeli mültecilerse sorun sorundur. Evet, sorundur. Bıraktım demin konuştuğumuz her şeyi. Sorun sorunsa bunun çözümü Erdoğan'dandır. İktidardadır. Evet. Yani nasıl göndereceğin, nasıl göndermeyeceğin, niye getirdin, karşılığının verilmesi gerekiyor. Bunu kim yapabilir? Bu dillendirenler için. Evet. Yani sosyal medyada olsun, işte siyasette olsun, muhalefette olsun. O zaman gereğinin yapılması gerek. Peki ırkçılık boyutunu kontrol etmek o da çok zor. İleri giderse tabii kontrol edemezsin. O da çok zor çünkü bazı illerde biliyorsun çatışmalar oldu. Bir şey oluyor, en küçük bir şey oluyor, bir olay oluyor. Hemen Suriyelilerin iş yerleri falan taşlanıyor. Abi zaten provokasyon çok basit. Yapmadı ama yani provokasyon o kadar. Biz bunu Maraş'ta yaşamadık evet, mı ya? Evet, evet. Manatya'da yaşamadık mı? Sivas'ta onu yaşamadık mı? Onu söylüyorum işte ben o riski... Ne var ki yani? Her tarafta yapılabilir. Evet. Almanya'da bile yakılmadı mı Türklerin kaldığı şey? İşte. Ben de ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Asıl vahim tarafı evet. O boyuta gelirse kötü. Gelir abi getirilebilir. Küçük şu anda bunun altyapısı yok Allah'tan. Ama getirilebilir. Çünkü sonuçta burada sosyal medya anlamında söylüyorum. Sen ne kadar işte mülteciler konusunda Afganlı mülteci genel olarak söyleyeyim Suriye mülteci neyse. Ama en çok konuşulan Afganlı Suriye'de. Evet, evet. Oradaki şeylerin de sosyal medya hesapları var. O insanların da onların sosyal da medya var, hesapları. Tabii. Hem de bayağı binlerce, milyonlarca hadi diyeyim abartayım biraz. Var onların da sosyal. Sen yarın öbürsü gün işte atıyorum şu mahallede Suriyeli dükkanları taşlayalım. Atıyorum.
O da sosyal medya hesabından o grupları paylaşıyor. Var. Grupları var abi. Ciddi tabii, grupları var. Tabii. Ciddi grupları var. O da der ki işte hadi çocuklar toplanalım şurayı bilmem ne yapalım der. Sen demezsen sana dedettirler. Çünkü bu mülteciler arasında Afgan, Suriyeli, diğer hiç fark etmez. Dünyanın bütün istihbarat örgütleri vardır, doğaldır. Dünyanın her tarafında vardır, evet, doğaldır. Evet. Yani tablo şu ki çok kolay içinden çıkılacak bir durum değil. Değil. Tabii. Yani iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı bu işi çözmek istemezse çözülmez. Çözmek isterse iki dakikada çözer. Der ki biraz gırgır geçelim. Hüsnü gel bu işi çözelim de. Ben de gideyim iki dakikada çözeyim. Tabii başından bunlar hesaba katılmadı. Yani bir şey gibi başladı her şey. Yani efendim Emevi Camii'nde namaz kılmak. Bu da bir şey söylemişti. Yani bu buradan İdeoloji başladı her şey. Evet. Hatta Takvim Gazetesi Halep 82 plaka numarası plaka diye aynen. Manşet aynen, geldi. Aynen. Şimdi oradan geldiğimiz nokta burası. Yani o başka bir şey hayal etti onlar. Ya baba, tamam da sen o temeline attığın ideoloji, temeline attığın bu söylem, yani bu senin dediğin Halep'te namaz kılalım 5 Eylül 2012. Tarihini ben çok iyi ezberledim. Öyle şeyleri ezberlerim. Şimdi o zamanda 2011'den 2000, en az 2015-16'ya kadar hep şey, mezhepsel söylemler vardı. Evet. Esat Alevi. Sırf burası için söylemiyorum. Erdoğan'la birlikte hareket eden bütün Körfez ülkeleri, evet, liderleri, evet, zartlar, hepsi. Bu binlerce fetva verildi. Din adamları tarafından katli vaciptir. Alevilerin, Şiilerin katli vaciptir denildi. Bu temel atıldı. Bu temel buradaki, şimdi dönüyorum buraya çünkü, buradaki İslamcılar, Suriyeli mülteciler için de söylüyorum, İslamcılar, örgütlü, başta anlattığım örgütlü İslamcılar, böyle bir malzemeyle yetiştirildi abi. Ve 12 yıldır bu malzemeyle bunlar büyüdü. Doğru. Şu anda burada 500 bin civarında Suriyeli çocuk doğmuş. Belki daha fazla. En son rakam doğru, öyleydi. 500 bin çocuk doğmuş abi. Yani 2010'da, 2011'de gelmiş. Bugün 2022, 11 yaşında bu. 10, 11, 9 neyse. Bu bir sosyolojik bir meseledir. Bu bir kültür meselesidir. Bu bir dinsel meseledir, ideolojik meseledir. Böyle karmaşık bir meseledir. Başlık. Gönderelim. Tamam, gönderelim. Ben yarın, evet, gidiyorum abi. Çok kilise gidiyorum. Toplayacağım bütün bu şeyleri, arkadaşları. Hadi hurra arkamdan gelin. İşte bir nutuk çekeyim hepsine Arapça. Arkamdan gelin. Ya da işte Reyhanlı'ya, Hatay'a. Öyle mi? Bu kadar sen, basit. Reyhanlı'da, Reyhanlı yani Hatay'a bağlı Reyhanlı'da Suriyeliler Türklerden daha fazla. Kiliste de. Yok, Reyhanlı özellikle o fazla değil. Şeyde Reyhanlı ilçesinde Araplar, yani Suriyeliler, daha direkt Suriyeliler şeyden fazla. Eskiden de mi? Hayır, eskiden çok azdı. Evet. Eskiden Arap kökenler vardı. Onu söyleyeceğim. Yok değil, değil. Şimdi Suriye'den gelenleri kastediyorum. Suriye'den gelenleri kastediyorum 10 yılda, son 10 yılda. Bakkalı da, çakkalı da, berberi de, terzisi de hepsi şey Suriyeli. Ve bunlar bir daha söylüyorum. Yani kendi aralarında legal, illegal, örgütlü. Bak legal, illegal, örgütlü. Yani öyle şey hiçbir şey göründüğü gibi değil ya. Ya biz bir takım şeyleri konuşamıyoruz. Evet. Onu da söyleyeyim yani. Yoksa çok zor bir iş o. Zor. Ve sevimsiz. Hadi öyle diyeyim. Söylediğin gibi de çok yani yapılabilecek şu anda bir şey yok. İktidar istemezse olmaz. Onu diyecektim. Bir kişiye bağlı. İktidar kesinlikle. Bir kişiye Cumhurbaşkanı bağlı her şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan desin ki arkadaşlar ben tamam bu politikadan vazgeçiyorum. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri yani atlayıp gidiyorsun Suudi Arabistan'ın testereci liderine, testereci Araplarıyla diyorlar. Şerefsize gidiyorsun. Şerefsize gidiyorsun. İsrail'e gidiyorsun terörist dedin. Getiriyorsun onu. Şimdi Suriye'deki adam sana hiçbir şey yapmadı ki. Hiçbir şey yapmadı. Yani Suriye devleti Türkiye'ye Esad, şimdiki Esad döneminde, evet, hiçbir şey yapmadı. Tam tersi inanılmaz. Üstelik dediğin gibi sınır kaldırıldı. Ya, neler yapmadı. Neler tabii, oralara tabii, girersek uzağa. Onun için onunla barışmadığın sürece, çünkü barıştığın andan itibaren bak mülteciler sorunu 2 dakikalık. Hani başta şey İki tarafında kaybını bir hesaplayabilir miyiz? Şimdi mesela? Baştan sen dedin ya hani güvenli mi? Evet. Ama Erdoğan dese ki arkadaşlar buradakiler için dönüyorsunuz. Ben size garanti veriyorum. Size hiç kimse dokunmayacak. Bunu nasıl yapabilirsin? Esad'la anlaşarak. Tabii. Esad'a gider dersin ki gel kardeşim kusura bakma sen mi kötüsün ben mi kötüyüm kapattın. İşte Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Tamam yapsın.
Yani onun seçim vaatlerinin birinci maddesinde 2000, bu var. 2018'de söyledi bunu, biliyorum. Gideceğiz, görüşeceğiz Suriye yetkilileri diyor. Tamam, o zaman gidin görüşün. Kim tutuyor sizi? Peki ona güvenirler mi? Yani şimdi reise niye güveniyorlar? Abi bak, onlar, yani Suriye devlet için söylüyorum. Senden. Yok, Suriye devlet için demedim. O sığınmacılar için söyledim. Tabii, neden olmasın? Çünkü bu bir uluslararası bir sorundur. Yanlış şey değil de. Çünkü sen bunu geri götürmen için bu insanların, bir, yıkılan evlerini yapmak zorundasın. O zaman yap, yapmak zorundasın. Elektriğini, suyunu, bilmem nesini. Bu, kim yapacak bunu? Türk şirketleri. Eğer seçim olursa Esad'la görüşeceğini ve bu konu sorunları çözeceğini söyleyen bayağı oy kazanır. Ama önceden onun kanıtını vermek zorunda. Yani atıyorum Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, kim varsa, Demokrat Parti lideri, en çok bunlar dinlendirer. Evet. Kim varsa bu işi söyleyenler, heyet gönderirsin. Kendin gitmiyorsun. Heyet gönderirsin. Gidersin orada bir inceleme yaparsın. Vazgeçtik yani bir adım atmaya. Bir inceleme yaparsın. Gerekirse İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Suriye'de görüşürsün. Diyorsun ki abi ya bir, gel bir plan yapalım. Yani biz iktidar olursa bunları nasıl şey yapacağız? O da diyecek ki abi sen söyle, ben uygulayayım. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Hep konuştuk başından beri. O İdlib'deki oluşumu. O sorun nasıl çözülecek? İşte en baştaki soruyu şimdi sen bana soruyorsan. O sorun çözülmez. O sorun nasıl çözülecek? Onu reis çözer. Yani reis de çözecekse, yani biz oradaki her şeyi işte kapatıp... Onun için reis özellikle o kelimeyi kullanıyor. Her şeyi kapatıp geri mi gelinecek? Sayın Cumhurbaşkanı onun için o çözer. Çünkü bir daha söylüyorum, orada rakamlar çok çelişkili. Afgan, Çeçen, Uygur Türk'ü, Arnavut, Alman, Fransız, Suudi Arabistanlı, Tunuslu toplam bazılarına göre 30 bin, bazılarına göre 40 bin, bazılarına 50, bazılarına 25. Çok önemli değil. Bunlar yabancı. Yabancı. Suriyeli değil. Suriyeli gidip anlaşabilirsin Esad'la. Abi ver ben imza, bir tane garantili bir imza ver. Bunlara dokunmayacağım diye. Ve bunu da Birleşmiş Milletler'de tescil edersin. Peki o sözünü ettiğin silahlı gruplar nereye gidecek? Bilemem işte, ben onun için diyorum sana, bunu Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Ben ne bileyim nereye gidecek. Türkiye'ye mi gelecekler? Ya nereye gidecekler? Suriye niye gitsin? Suriye vatandaşı değil ki. Esad niye alsın yani onları? Sen şimdi, başına bela ya. Bunlar hepsi üstelik de şey, katil yani, profesyonel işte katil. Onun için söylüyorum ya bunu. Ya düşünsene, Tunus'tan gelmiş ya. Çeçenist, Uygur Türk'ü ya. Uygur. Paralı asker. Uygur. Katil, paralı bak, katil. Çocuklarıyla geldiler. Dikkat et. Çocuklarıyla geldiler. Eşleriyle geldiler. İdlib'deler. 10 sene önce tabii, şimdi değil. Bunlar nereye gidecek? Uygur almaz. Çin bunları almaz. Başkası kimse almaz. Esad niye alsın? Benim toprağım gitsin, nereye giderse gitsin diyecek haklı olarak. Onun için bu biraz karmaşık bir hikaye. Yani Suriyelileri gönderebilirsin Esad'la anlaşarak. Birleşmiş Milletler'den gözlemci getirebilirsin. Türk Devleti'nin gözlemcilerini koyarsın. Cerablus'a gönderdiğin, atıyorum 10 bin Cerablusluyu, orada 5 tane de gözlemci koyarsın. Bir ofis kurarsın. Herhangi birinize bir kötülük, devlet, Suriye Devleti'nin geldiğinde gelin bana başvurun. Ben de bu dosyayı alır götürürüm. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar çıkartırım dersin. Peki bu gruplarla, bu silahlı gruplarla şöyle bir anlaşma yapılabilir mi? Yani Esad illaki bunlar sınırların dışına çıkartılacak yerine... Yani bulundukları yerde pasifize edilecekler, silahları bırakılacak, toplanacak falan gibi niye? Bir şey söz konusu olabilir mi? Niye abi, yani bir Çeçen ne iş var Suriye'de? Hayır, mülteci, o da gelmiş artık. O da yaşıyor, çocuk falan filan. Evet, tersine yani, çevirdik orayı. Bu sefer Suriye abi. Bir sosyal proje. O zaman biraz daha ileri gidelim. Burada 300 bin, 400 bin, 500 bin Afgan geldi ya çocuklar, evet. Gençler. O zaman Suriye'de yapacağımız evler, hanlar, hamamlar, sokaklar, altyapı yeniden imar edeceğiz ya. Onları da gönderelim orada, işe yarasınlar. Gördün mü bak nasıl geldik sempatik bir yere? Hiç. Yani öyle içinden çıkılır bir mesele. Herhalde. Bir aç şunu, bir Allah'ın bir kuruşunu bir açıklasın bize. 300, 500 ne kadar fark etmez. 100 bin. Afgan 20 ile 30 yaşında çocuk buraya nasıl geldi? Neredeler? Kim getirdi bunları? Kim getirdi? Nerede barınıyorlar? Bilmiyorum işte. Ben de sana soruyorum. Ve sınırımız delik deşik olmuş. Abi, yani sınır abi, güvenliği olmayan bir ülkeyiz. Duvarı çektiler. Duvarın üzerinden nasıl atladıklarını görüntülerde izledik. Duvar çekilmedi. Ya, duvar. Yok şeydeki İran duvar. Sınırında, İran sınırında. Çok az bir yerde. Çok rahatlıkla üzerinden de geçiyorlar. Az bir bölgede duvar. Tabii çok yüksek değil Suriye'deki biliyorum, gibi. Biliyorum. Tabii. Yani o yüzden söylediğin de önemli.
Biliyorsun bu Edirne'de hani gittiler mülteciler oraya yığıldılar. Yunanistan'a göndereceklerdi. Bakan dedi ki 140 bin. Ya 140 bin yani sayı sen saymadın. Sen gitmiştin ya oraya. Evet. Ya insan yani hiç mi sayı saymadın derler ya hani. Evet. 140 bin insan nasıl sığdırırsın oraya? Edirne'nin nüfusuna bak. Giden oraya insanlara bak. Üstelik bu 140 bin karşıya geçen. Ya Yunanistan'a 140 bin kişinin geçtiğini düşün. Ya ortalık birbirine girer. Ya dedim ya bütün konuşulan... Yani rakamlara güvenilmeyen bir... Rakamları da var. Şey bütün değil. Kavramların tümü yanlış. Evet. Özü yanlış. Şimdi 140 bin dedin de oradan aklıma geldi. Yani Ege'den, daha çok Bodrum'dan. Ege'den değil Bodrum çünkü Kos Adası evet. Biliyorsun şeyin karşısında. Bodrum'un bütün koylarından sabah, akşam, gece, gündüz... Kalkıp evet. Gidiyordu. Kimse evet, de evet. Onlara durun demiyordu. Evet. Ne polis, ne sahil koruma, ne jandarma. Doğru. Ve ben gittim Kos'a. Ancak deniz dalgalıysa o engel oluyordu. Ama başka yazın engel olmuyordu. Yoktu. Kışın evet, oluyor. Evet. Yazın sabah, evet. Gece dalga evet. Olmuyor. Ve gittim ben gördüm şeyde Kos'taki evet. Mültecileri. Abi son sözleri binlerce. Alalım. Binlerce ya parklarda, sokaklarda, caddelerde yatıyorlardı. Şimdi son söz. Ukrayna'da. Ukrayna'da savaştan dolayı 8 oldu söyleniyor. Daha mı fazla mı daha az. Mülteci gitti. Bak onunla ilgili bir kelime bir yerde duyamazsın. Avrupa medyasında sıfır. Yani Ukraynalı geldi de işte dengeyi bozacaklardı da bir. Halbuki orada da Polonya'da, Ukrayna'da, Romanya'da o bölge yani hepsi komşular için söylüyorum. Etnik sorunlar var. Tabii. Etnik sorunlar var, ciddi etnik sorunlar. Ama hiç kimse bunu konuşmuyor. Neden? Çünkü hepsi senin gibi mavi gözlü, beyaz tenli, sarışın, yakışıklı, güzel kadınlar. Kimse konuşmuyor. Ama bizim burada abi, konuş babam konuş. Konuş evet. Tamam güzel. Evet. Türkiye'nin ruhsalı. Orada da hiç kimsenin bunları siyasi malzeme yapmak kullanamaz. Gibi bir düşüncesi yok. Olur mu öyle şey? Mümkün değil. Yani Türkiye'de mümkün sadece değil. Onlarla ilgili değil. Ne medyası, evet. Ne medyası, ne politikacısı konuşamaz. Hani bazıları diyor milli sorun yani evet. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili milli bir sorun. Evet olabilir. Olabilir doğru, bak doğru, dikkat et. Doğru. Ama bunun şeyi bul yani çözümünü bul öyle harekete evet. Geç. Hüsnü bu konuyu daha çok konuşacağız zannediyorum. Ya bu iş bitmez. Bu iş kolay kolay biteceğe benzemiyor. Özellikle seçim dönemi bile gelirse orada da herhalde çok malzeme olacak tam bu konu. O zaman. Çok daha sık birlikte olacağız. Çok teşekkürler geldiğin için. Sağ ol.